İstanbul'daki Ayın Biri Kilisesi her yıl 1 Aralık'ta dolup taşıyor. Çünkü rivayete göre kilisede o gün dilenen dilekler gerçek oluyorlar. Gelenek bu yıl da bozulmadı. Binlerce kişi kiliseye akın etti. 1 kilometrelik kuyruğu aşıp içeri girmeyi başaranlar da dilek tutup dua etti. Her bir dileğin için bir anahtar alıyorsun. Oradaki bir çeşme var. O suda yıkıyorsun. Arkadaşlardan duydum. Hadi dedim bile ben geleyim. İlk defa geldim ama çok kalabalık bugün. Evet, uzun bir kuyruk var. Çok uzun. Bekleyeceğiz artık. İnsanlarına söyledi, kabul etti. Oluyor. Oluyor yani. Buradayım, oluyor, kabul oluyor. Sabahın ilk saatlerinde yerlerini aldılar, sıraya girmeye başladılar efendim. Bugün Aralık'ın biri ve insanlar Ayın Biri Kilisesi'ne adeta akın etti. Bu kadar kalabalık ilk defa görüyorum. Yağmura rağmen bekliyoruz. Evet. İnşallah herkesin dileği olur. İnşallah. Ben ilk defa geldim. İnşallah olur ya. İnşallah olur diyoruz. Rivayete göre ayın birinde özellikle de pazar gününe denk gelirse bu kilisede edilen dualar kabul oluyor. Tabii önce uzun bir kuyruk beklemeniz gerekiyor. Kaç dakikadır bekliyorsunuz? 1 saat 10 dakika. Büyük bir sabırla bu yağmurun altı. Evet. Ben yağmurda duaların daha çabuk duyulacağına inandığım için geldim. 1 saat 20 dakika oldu bizim. Normalde bir ev burası. Sonra dilekler olduğu için burada böyle bir şey oluşuyor. Benim gelişim 4. defa. Keza gelmiştim. Bu 2. Kabul olmuştu o. Aynen. İçeri girdiğinizde bir anahtar alıyorsunuz ve dileğinizi dileyip o anahtarı içerideki çeşmede yıkıyorsunuz. Eğer dileğiniz kabul olursa da 1 yıl sonra anahtarı geri getiriyorsunuz. Dileğim tuttu. Anahtar aldım. Onu iade etmeye geliyorum. Siz dilek dilemeye mi yoksa anahtarı geri getirmeye mi geldiniz? İkisine de. Ne dileyeceksiniz efendim? Torunlarımla ilgili bir şeyler dileyeceğim. Bu yaştan sonra ben kendimle ilgili bir şey istemiyorum. Çocuklarımla alakalı, onların geleceğiyle alakalı. Herkes buraya gelsin, dilek tutsun.